Size ben kuvvetli de açtım. Siz benden daha iyi açtım. Lütfen. Arkadaşlar bugün sinema sektörümüzdeki meslek birliklerinin temsilcisi olan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bakanlığımız aslında Türk sinemasının dünyadaki imajının yükseltilmesi ve sinema sektörümüzün sorunlarının giderilerek önünün açılması, evrensel düzeydeki rekabet imkanlarının daha da çoğaltılması bizim açımızdan stratejik hedeflerimizden bir tanesi. Biliyorsunuz Türk sineması ilk kez 2004 yılında iktidarımız döneminde bir sinema yasasına kavuştu. Bu sinema yasasına kavuşurken muhalefetten de pek çok destek aldık. Bu sinema yasasının oluşmasında her kesimden destek alındı. Ve bu Türkiye'de bir dönüm noktası oldu. 5224 sayılı yasa sonrasında film üretiminde ve yerli film seyirci sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı gelinen noktada daha ileriye gitmek ve bu başarıyı daha sürdürülebilir kılmak, daha da yükseltmek için yeni bir yasa çalışması hazırlığı içerisinde. Bu hemen hemen sektörle tam mutabakat halinde oluşturuluyor. Türkiye Sinema Kanunu taslağıyla yabancı film yapımcılarını ülkemize çekecek, ortak yapımların önünü açacak yeni düzenlemeler getirilmesi hedefleniyor. İlk defa yerli film gösteren sinema salonlarının desteklenmesi şeklinde açılımlar olacak bu çalışmada. Değerlendirme ve sınıflandırma kurulları işleyiş silsilesine göre yeniden yapılandırılıyor. Burada yeni bakanlıkların temsilcisi oluyor. İşlerlik kazandırılmamış olan şimdiye kadarki danışma kurulunun yerine sinema alanına ilişkin temel ihtiyaç ve çözümleri tespit edecek, sanatsal hedefler ve sektörün ekonomik gelişimine ilişkin yol haritasının belirlenmesi amacıyla sinema strateji kurulu oluşturulması hedefleniyor. Destekleme kurulu yerine bunun iş yükünü azaltmak için alanlarına göre ihtisaslaşmış destekleme kurulları oluşturulmasını düşünüyoruz. Türkiye'de çekilecek ya da ülke tanıtımına katkıda sağlayacak yabancı film projelerini desteklemek amacıyla bakanlık bünyesinde yabancı film yapımlarını destekleme kurulu oluşturulması düşünülüyor. Türk sinemasında eser sayısı ve niteliğinde artış yaratacak, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlayacak yeni destek ve teşvik mekanizmaları oluşturuluyor. Bu proje geliştirme desteği olabilir, yapım desteği olabilir, çekim sonrası desteği olabilir, dağıtım ve tanıtım desteği olabilir, yerli film gösterim desteği olabilir, yabancı film yapım desteği olabilir, özel nitelikli destekler olabilir, ortak yapım desteği olabilir. Film festivalleri ve diğer kültürel sanatsal etkinliklerin ve projelerin desteklenmesi için maddenin kapsamı geliştiriliyor ve daha da netleştiriliyor. Ayrıca ülke ve sektör tanıtımına yönelik görsel, işitsel nitelikli projelerin yapılabilmesinin veya yaptırılmasının önü açılıyor. Ayrıca ülkemizde yoksun durumda bulunan sinema sanatçılarının desteklenmesi için yeni bir model geliştiriliyor. Bunun yanı sıra Türkiye Sinema Arşivi ve Sinema Müzesi'nin kurularak ülkedeki görsel, işitsel eserlerin bu çerçevede daha ciddi, daha nitelikli biçimde muhafaza edilmesinin önü açılacak. Sinema alanındaki destekler, yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla geri ödemesine çevrilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema alanında izin, denetim ve belgelendirme alanlarında yapacağı iş ve işlemler daha da netleştirilecek. Tabii kanun, eğer kanunlaşırsa bu çalışmamız, Türkiye Sinema Kanunu adı altında sektörümüzün hak ettiği şekilde desteklenmesi, küresel düzeydeki rekabette yerini alması için bize göre önemli bir dönüm noktası olacak. Benim burada en çok önemsediğim şey, sinema sektörümüz hakikaten dinamik bir sektör, çok başarılı bir sektör. Dünyada çok yükselen bir imajı var. Katıldığımız pek çok siyasi toplantıda bile söz dönüp dolaşıp Türk sinemasına geldiğinde muhataplarımızın söyleyecek pek çok şey olduğunu görüyoruz. Ben siyasi muhataplarımıza pek çok siyasi toplantıda geçmişte de Türk sinema filmlerini hediye ettiğim zaman
sadece hediye olarak kalmadığını şöyle gördüm. Daha sonra filmi seyredip arayanlar oluyor ve bunun üzerine yorum yapanlar oluyor. Ben sektör temsilcisi arkadaşlarımıza da bu çalışmalara yaptıkları katkılar, aramızdaki pozitif işbirliği için teşekkür ediyorum. Kendileriyle biz bundan sonra daha düzenli bir şekilde bir araya geleceğiz. Çünkü aynı zamanda birden çok alan etkileyen bir, hem kültür hayatımızı etkiliyor sinema sektörü, hem ülkenin tanıtımını etkiliyor. Hem de Türkiye'nin büyüyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, etkin dış politikası, Türkiye'nin sesi nedir? Türkiye'nin iç sesi nedir diye daha çok merak uyandırıyor. Türkiye'nin iç sesini duymak isteyenler, büyüyen ekonominin, büyüyen demokrasinin ve etkin dış politikanın arkasındaki iç sesi duymak isteyenler, sinemamıza, edebiyatımıza daha çok ilgi gösteriyorlar. Dolayısıyla bu iç sesi dış dünyaya daha çok duyurmak için sinema sektörümüzü bir stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Arkadaşlarımız da bu çerçevede işbirliğimiz devam edecek. Diğer bakan arkadaşlarımız da, bizim konularımızla ilgili diğer bakanlıkların başındaki arkadaşlarımız da bu meselelere çok pozitif yaklaşıyorlar. İnşallah hepsiyle mutabık olarak çok kısa bir sürede hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımıza da bizle görüşlerini paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun. Şimdi miktarlar hakkında bir şey söylemeyeyim. Çünkü bunları olgunlaştırırız biz diğer bakanlıklarla birlikte. Ama buradaki temel mesele şu. Hem yerli yapım hem de başka ülkelerdeki sinema sektörü temsilcilerinin Türkiye ile işbirliğinin daha da yükseltilmesi gerekiyor. Sinemamıza büyük bir ilgi var. Bizim sinemamız çok dinamik bir sinema. Dünyada çok iyi bir imajı var. Fakat daha çok esere imza atılması, bu sektörde çalışanların sektörün teknik sorunlarından daha uzak bir şekilde sinemaya daha çok odaklanacak bir biçimde çalışabilmeleri için bu desteklerin olması gerekiyor. Bu tabii aynı zamanda Türkiye'nin stratejik bir sektörü. Çünkü Türkiye'nin imajını doğrudan etkiliyor. Türkiye'nin kendi kendisini anlatabildiği, kendi sesini kendi imkanlarıyla ve kendi sanatçılarla dünyaya duyurabildiği önde gelen bir sektör ve çok da etkili bir sektör. Görsel ve işitsel tarafı çok kuvvetli olduğu için o bakımdan dışarıdan gelebilecek ortaklık arayışlarını da destekleyecek ve onların da önünü açabilecek şekilde planlanıyor bu taslak. Ben yurt dışında çok uzun zamandır nereye gitsem sinemamızla ilgili çok büyük bir merak olduğunu görüyorum. Ayrıca işbirliği yapmak isteyen, en son Çin'e gittiğimde işbirliği yapmak isteyen, Türkiye'de beraber film üretmek isteyen sektör temsilcileriyle görüştüm. İşte bu taslak gerçekleştiği takdirde bu tip işbirliklerine de daha çok imkan verecek bir düzenleme ortaya çıkaracak. Evet. Arkadaşlar o konuda söyleyecekleri söyledik. Bir cümle söylüyoruz. Aynı cümlenin bir kısmı virgüle kadar olan ilk kısmını alıp eleştiriyor. Diğer kısmı virgülden sonrasını alıp eleştiriyor. Dolayısıyla söylediğimiz şey çok nettir. Şimdiye kadar söylediğim çerçevede esastır. Bu toplantıda biz sinema sektörü ve hazırlanan sinema kanunuyla ilgili konuştuk. Başka bir konu gündemimizde olmadı. Arkadaşlarımızın daha çok şimdiye kadar yaptıkları çalışmaları bundan sonrası için nasıl daha iyi olabileceğine ilişkin konuları dinledim. Dediğim gibi eğer ileriye yürüyeceksek, daha iyi işler yapacaksak bu diyaloglarla elde edemeyeceğimiz bir sonuç yoktur bizim. Onun dışındaki tartışmalarla doğrusu çok ilgilenmiyorum. Sayın Bakanım, Sinema Arşiv Müzesi başlığından bahsettiniz. Onunla ilgili evet, hazırlığımız tamam. Arkadaşlarımızdan görenler de hazırlığımızı beğenmişler. Özellikle sektörün duayenleri
beğenmişler. Onun yeri ve diğer planlaması ile ilgili adımı hızlıca atarız ama şu anda hazırlığımız altyapı olarak tamam. Onu söyleyebilirim size. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşlarımızla sektör temsilcileriyle konuştuğumuzda odur. Bizim buradaki hazırlığımız hemen hemen tamam noktasına gelmiştir Sinema Kanunu'yla ilgili olarak. İlgili bakanlıklarla yapmamız gereken görüşmeler var. Yine arkadaşlarımıza söyledim. Sinema sektörünün hassasiyetlerinin tam yansıması için son aşamaya geldiğinde kendileriyle tekrar paylaşacağız bunu. Çünkü önemli olan burada sektörün önünü açacak, daha ileriye götürecek bir düzenlemenin ortaya çıkmasıdır. Bu Türkiye açısından stratejik bir meseledir. Diğer sorduğunuz soruyla ilgili ise şunu söyleyeyim. Hükümetin politikası açıktır. Bu konuları konuştuk. Buradaki mesele herhangi bir sektörle ilgili değil. Devlet ve sanat üretimi ilişkisine dönük olarak Türkiye'deki modelin biz artık geri kalmış bir model olduğunu düşünüyoruz. Meseleyi sadece tiyatro ya da başka bir sektörle ilgili düşünmemek lazım. Meseleyi en üst düzeyde prensip olarak koymak lazım. Devletle sanat üretimi ilişkisi nasıl olmalıdır diye düşünmek lazım. Devlet sanat üretimi ilişkisi açısından baktığımızda yürürlükte olan modelimizin artık Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamadığını, çağdaş bir model olmaktan uzaklaştığını söylemek mümkün. Bizim devletin sanat üretimi şeklinde bir anlayışımız yok. Devlet sanat sivil dinamiklere ait, sivil dünyaya ait bir alandır. Devlet burada destekleyici, teşvik edici ve ön açıcı olmalıdır. Doğrudan devletin sanat üretimi gibi bir model, çok fazla Stalinist çağrışımları olan bir modeldir. Elimizdeki modelin daha sivilleşmesi, devlet-sanat üretimi ilişkisinin daha özgürlükçü bir model olması için bütün alanlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Geçmiş dönemde de bu konuda çalışmalar yapıldı ve hükümetin kararı burada nettir. Biz devlet-sanat üretimi ilişkisini bir prensip olarak daha özgürleştirici, daha rekabete açıcı ve sivil dinamikleri daha çok destekleyici bir model olarak yeniden kurgulayacağız. Teşekkürler, sağ olun.